Esselamu Aleyküm değerli izleyicilerimiz. İstiklal Haber Bültenimize hoş geldiniz. Bültenimizde Doğu Türkistan'da yaşanan anlık gelişmeleri derledik. Sizler için sunmaya hazırız. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. Çin, ABD ile çip üreticisini yasakladı. Çin, ABD'nin en büyük bellek firması olan Micron'un Çin'in yerel sektörlerine bellek çipi satmasına yasak getirirken, bu gelişme Washington'la arasında ticaret konusunda bir süredir devam eden gerilimi yeniden tırmandırdı. ABD'li şirketlerin hisselerinde düşüş yaşanırken Asya çip üreticilerinin hisseleri yükseldi. Çin'in Siber Güvenlik Düzenleme Kurumu dün ABD'nin en büyük bellek çipi üreticisi olan Micron'un ağ güvenliği incelemesinden geçemediğini ve şirketten satın alma yapan başlıca altyapı operatörlerine engel getireceğini açıkladı. Ancak bulunduğunu söylediği risklerin ayrıntılarını veya hangi Micron ürünlerinde bulduğunu açıklamadı. Washington karara karşı çıkarken Çin'de ve Güney Kore'de Micron'a rakip şirketlerin hisseleri destek buldu. Rakip şirketlerin anakara Çin'in başka kaynaklardan bellek çipi temin etme çabalarından faydalanacağı ifade ediliyor. Öte yandan bu hamleden yararlanabilecek şirketlerin hisseleri de yükseldi. Bir Micron sözcüsü BBC'ye şirketin Çin'de satılan Micron ürünlerini incelemesinden sonra Çin Siber Güvenlik Düzenleme Kurumu'nun bildirimini aldığını doğruladı. Sonuç ve sonraki adımlarımızı değerlendiriyoruz. Çinli yetkililerle görüşmelere devam etmeyi dört gözle bekliyoruz denildi. Çin ile ABD arasındaki gerilim artarken bu adım Çin'in ABD ile bir çip üreticisine karşı ilk büyük hamlesi olarak değerlendiriliyor. ABD, İngiltere'den soykırımı tanımasını istedi. İngiltere'yi ziyaret eden ABD Temsilciler Meclisi, ABD-Çin Stratejik Rekabet Komitesi temsilcileri Londra hükümetine Doğu Türkistan'daki zulmü soykırım olarak sınıflandırma çağrısında bulundu. Amerika'nın Sesi Vivio'nun bildirdiğine göre ABD Temsilciler Meclisi'nde yeni kurulan ABD-Çin Stratejik Rekabet Komitesi Başkanı Mike Glogar liderliğindeki bir heyet İngiltere'yi ziyaret etti. Ziyarette ABD'li temsilciler İngiliz yetkililerle Çin tehdidi konusunu ele alacağı ve İngiltere'nin Hong Kong konusunda Çin'e daha sert davranması, Çin'in Doğu Türkistan'daki baskılarını dikkate almasını ve zulmü soykırım olarak tanımasını talep edeceği bildirildi. 19 Mayıs'ta Londra'da bulunan ABD'li heyet, İngiliz parlamentosu üyeleriyle görüşmelerinin ardından İngiltere Savunma Bakanı Ben Wells ile görüştü. Görüşmede İngiliz parlamentosunun Çin'in Doğu Türkistan'daki zulmünü soykırım olarak nitelendirmesine rağmen hükümetin hala aynı görüşü desteklemediği ifade edildi. Ayrıca İngiliz milletvekilleri İngiltere ile Hong Kong arasında ikili ilişkilerin ve kapsamlı ziyaretlerin yeniden başladığını ve ticari ilişkilerin sürdürülmesi için çaba sarf etmekte olduğunu belirtti. Görüşmelerin akabinde ABD-Çin Stratejik Rekabet Komitesi tarafınca düzenlenen basın toplantısında ABD'li yetkililer İngiliz hükümetini Çin'e yumuşak davranmakla suçlarken 6 Mayıs'ta düzenlenen Kral 3. Charles'ın taç giydirme töreninde bile Çin güvenlik kameralarının kullanıldığından ve Çin'in Avrupa'yı kuşatan gizli polis karakolları tehdidi yüzünden duyulan endişelere değinildi. G7'den Çin'e Uygur çağrısı. G7 liderleri yayınladıkları ortak bildiride Çin yönetiminin Doğu Türkistan ve Tibet'te işlediği ciddi insan hakları ihlalleriyle ilgili endişelerini dile getirdi. Japonya'nın Hiroşima kentinde 19 ile 21 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen ve ABD, Fransa, İngiltere, Almanya, Kanada ve İtalya liderlerinin katıldığı G7 liderler zirvesi, Çin'e Doğu Türkistan'da Uygur ve diğer Türk halklarına yönelik insan hakları ihlallerinin durdurulmasına yönelik çağrıda bulunuldu. Zirvenin yayımladığı ortak bildiride, Doğu Türkistan ve Tibet bölgelerinde yaşanan insan hakları ihlalleriyle ilgili endişelerimizi dile getiriyoruz ifadeleri kullanıldı. G7 liderlerinin
Çin'e yönelik yaptığı açıklamalarının ardından Pekin'den yanıt geldi. Dışişleri Sözcüsü Hua Chunying tarafından yapılan açıklamada G7'nin söylemleri ve eylemlerinin tutarsız olduğu, gerçekte uluslararası barışa engel olduğunu, bölgesel istikrara zarar verdiğini ve diğer ülkelerin kalkınmasına ket vurduğu belirtildi. G7'nin Çin'i karalama, Çin'e saldırma ve iç işlerine müdahale platformu olarak kullanıldığı ileri sürülen açıklamada ev sahibi Japonya ve ilgili taraflar kınandı ve protesto edilerek bir avuç batılı ülkenin kasten başka ülkelerin iç işlerine karışarak küresel meseleleri manipüle ettiği günler geride kaldı şeklinde hiç memnuniyet duyulmadığı kaydedildi. Sayın seyircilerimiz, bültenimiz burada noktalıyoruz. İnşallah yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.